şimdi dünden bir virgül koymuştuk ya, bugün evet. hemen devam edelim. Mümin Hoca tabii ki yine bir o şey beyni olduğu için bir Alman ekolünden gelen notlarına bakıyor hemen. Biz bunları anlıyoruz. Evet hocam, çalış çalış nereye kadarcılar. Evet, evet. Ne olacak canım, çalışsam ne olacak diyenler. Evet. Ya bu dünyaya çalışmaya mı geldik? Bir grup var gerçekten de ve ben bununla ilginç bir yüzleşme yaşadım. Bir gün böyle İstanbul'da bu taraf orman, şöyle bir yolda geliyoruz, bir arabanın içerisindeyiz. Bu taraf şehir, bu taraf orman. İki tane genç arabada bana bunu sordu. Dedi ki, hocam kusura bakmayın biz böyle çekiniyoruz da bunu demeyi ama sizin yanınızda. Ya biz çalışmaya inanmıyoruz. Biz bu dünyaya çalışmaya mı geldik? Çalış çalış nereye kadar? Ben bu dünyaya çalışmaya gelmediğimi düşünüyorum dedi falan. Dedim ki arabayı durdurun. Dediler eyvah hocam burada bırakılacak mıyız falan dağ başında falan. Dedim ki yok size bir şey söyleyeceğim. Araba durdu ve bu arkadaşlar indikten sonra dedim ki sizin için çalışıldı. Bu yaşınıza gelinceye kadar sizin için çalışıldı. 16 yıl okula gittiniz, öğretmenler, oradaki görevliler sizin için çalıştı. Kamu kaynaklarını tükettiniz. Başkalarına harcanacak para sizin eğitiminize harcandı. Anne babanız sizin için çalıştı. Uygarlık tarihini düşünelim. Siz bir başarı uygarlığının üzerinde yaşıyorsunuz. Diş ağrınız ağrı kesicilerle, icat edilmiş olan ağrı kesicilerle hiç ağrımadan çekilebiliyor. Dişçi, diş hekimi sizin için çalışıyor dişiniz ağrıdığı zaman. Ameliyatınız olduğu zaman doktor sizin için çalışıyor. Tatile gittiğinizde oradaki görevliler sizin için çalışıyor. Yani sizin için çalışıldı ve sizin için halen çalışılıyor. Gece yürüdüğün yolun ışığını yakan insanlar var. Çalışılıyor sizin için. Yürüdüğün kaldırımı senden önce başkası yaptı. Çalışılıyor. Çalışıldı. Ayrıca interneti başkası icat etti. Başardı. Çalıştı. O otomobili, çamaşır makinesini, bulaşık makinesini. Yani sen bir başarı uygarlığının, bir çalışma uygarlığının üzerinde doğdun. Bunun için teşekkür etmen gerekiyor. Müthiş bir yaşam kalitesinden yararlanabiliyorsun. Çalışmadan, buzdolabını icat etmeye çalışmadan, çamaşır makinesini icat etmeye çalışmadan hepsinden kullanım hakkından yararlanabiliyorsun. Kaldırımı döşemeden üzerinden yürüyüp bundan yararlanma hakkını kendi görüyorsun. Ama gel sen de çalış dedikleri zaman ben bu dünyaya çalışmaya mı geldim? O zaman başkaları bu dünyaya senin için çalışmaya mı geldi? O zaman bir martı gibi yaşa. Bir martının doktoru yoktur, kuaförü yoktur değil mi? Hı hı. Çocuğunu okula göndermez. Kimse onun için çalışmaz, martı da kimse için çalışmaz. Kendi kendine ayakta durur. Sen bir martı gibi yaşamıyorsun. Senin için çalışılıyor. Hasta olduğunda doktor senin için çalışıyor, öğretmen çocuğun için çalışıyor, berberin saçını keserken senin için çalışıyor. Eğer dedim hiç kimse için çalışmak istemiyorsan, ben bu dünyaya çalışmak için geldim diyorsan sana bir yöntem. Burada orman var. Git ve ormanın ortasında yontma taş devrinde yaşa. Böylece kimse için çalışmayacaksın, kimse de senin için çalışmayacak. O zaman çalışmanın merkezinde ne var sorusunun cevabı şu. Yani bunları dünya aslında 300 yıl önce halletti. Jean-Jacques Rousseau'nun falan hani teorilerine baktığınızda toplumsal iş bölümü diye bir şey var. Ben kendi sırtımı kaşıyamam, sen kendi sırtını kaşıyamazsın, sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyayım anlaşması gibi. Toplumsal iş bölümü. Ben senin çocuğuna matematik dersi vereyim, sen benim işte saçımı kes. Bunun gibi bu zamanlara para girmiş ekonomi tarihi. Hı hı. Yani sonunda biz toplumsal iş bölümünden payımıza düşeni seçiyoruz. Aslında işimiz yok, işlevimiz var. Benim işlevim ne? Çok basit. İnsanların başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve duyguyu, yetenekleri, beceri setini üretmeye çalışmak. İşler seçtim kendimi. Böyle bir meslek yoktu. İş yoktu ama işler seçtim. O zaman diyorum sen de bir işin ucundan tut. Zaten otomobil icat edecek adam değilsin. İnterneti bulacak adam değilsin. Uzaya roket gönderecek adam değilsin. Kansere ilaç bulacak adam değilsin. Senden bu kadar büyük başarı beklentisi de yapamıyoruz. Bari en basit işlevini bir iş seç ve o işi hiç olmazsa eksiksiz düzgün yap. Cevabı şu. İş yok hocam, işsizlik var. İş yok. Buyurun buna cevap rica ediyorum. Burada da şöyle bir şey var. İki türlü. Bu çift taraflı bir, çift kutuplu bir soru. Gene aynı yere geliyoruz. Suçlarken dikkat et, diğer üç parmağın seni gösteriyor. Eğitim sistemini veya toplumu, sistemi suçlarken dikkat et, üç parmağın seni gösteriyor. Şimdi bir işe uygun insan, insana uygun iş ikilemi değil mi bu? Evet ortada yeterince iş yok ama bir yandan da işe uygun insan yok. Yani işin gerektirdiği yapıya bakıyoruz daire gibi. Mezun olmuş bazı insanlara bakıyoruz yapıları üçgen gibi. Dairenin içerisine üçgeni koyarsan ne olur? Üç tane noktası boşluk oluşur. Sadece, hayır üç noktası değer o kadar. Evet ve ortada üç tane boşluk olacak karşılanamayan. İşe uygun insan konusunda ciddi sıkıntı var. Mesela yazılım alanında inanılmaz bir açık var değil mi?
Bir yandan da inanılmaz dedi başka meslek gruplarında insanlar açıkta bekliyor. Yani işe uygun insan olmak. Bunu hani gene bu üç boşluk demiştim ya. Şimdi diyelim ki işe uygun değilsin. Bu durumda A şıkkı suçlama, söylenme, şikayet diline teslim olabilirsin. Haklı olabilirsin ama haklı haklı kaybedersin. Ya yani söylenir durursun beraber ve solo suçlama korosundan biri olursun. Ama gerçekten çözüm arıyorsan, hata değil çözüm bulmaya çalışıyorsan, sorunu gerçekten çözmek ve bu konuda kalıcı bir değer üretmek istiyorsan, o zaman o dairenin içerisine üçgeni koyduğunda oluşan üç boşluktan A şıkkı. Dersin ki eğitim sistemi bozuk, bizi işte yanlış yetiştirdi. B şıkkı şirketler bizi eğitsin. Hı hı. C şıkkı otodidaktik olursun. Sen kendin kendi kendine eğitebilirsin. Öğrenebilirsin. Tabii ki bu yolla beyin ameliyatı yapamazsın. Ama mesela diyelim yazılımcı olmak istersen, ya bir aylık, iki aylık bir kursla yazılımın temellerini öğrenip daha sonra da kendi kendine öğrenebileceğin bir alan olduğu için yazılım. Yani tıp gibi değil, birinin yanında öğrenmen gerekmiyor. Dolayısıyla gelişebilirsin. Hindistan böyle yaptı. Her sene 1 milyon yazılımcı yetiştirdi. Bugün San Francisco'da çalışan yazılımcıların %52'si Hintli. İnternette arayıp bulabilirler. 20 büyük teknoloji şirketinin CEO'su Hint kökenli. Yani yönlendirdiler buraya ve Çinliler insanlar da gitti. Çinliler de şirketlerde hep genel müdür, CEO. Dikkat edin. Yerleştirdiler Japonlar ve Çinliler. Evet, evet, evet. Yani çok ciddi olarak. Ya burada şimdi bir grup, şimdi milli eğitimin imkanlarıyla baktığın zaman 1 milyon yaklaşık öğretmen var, 16 milyon öğrenci var. Şimdi herkese göre tam bir kariyer planlama, teke tek eğitim verme şansın yok. Dünyada zaten bunu yapabilen ülke de yok. Senin kendinle ilgili inisiyatif alman, otodidaktik, kendi kendine öğrenen, kendini yetiştiren, geliştiren insan olman lazım. Hatta interneti ilk böyle bulan insanların en büyük dramı şu. Onlar herkesin interneti bilgi öğrenmek için kullanacağını zannediyordu. İnsanlar girecek internetten bilgi ve beceri öğrenecekler. Ama çoğunluk ne yapıyor? Kedi videosu izliyor ya da magazinle ilgili şeyleri takip ediyor. Yani yararlı bir şeyi bile saçma şekilde insanlar kullanabiliyorlar ve sonra da diyorlar ki işte efendim bize uygun iş yok. Yani bu çift taraflı bir mesele. Burada bir taraflı değil yani. Dırdır şu bizim memleketin hani artık şey var ya geleneksel tavrı dırdır. O mesela Japonlar, İngiltere'de pek çok şirketin bu Brexit'ten önce de üst düzey yetkilileri Japondu yöneticileri. Hmm. Ve hatta bununla ilgili bir araştırma yapıldı. Neden Japonları özellikle seçiyorsunuz diye. Dedikleri şu da iş odaklılar, çok çalışkanlar. Dırdır etmiyor, kimseyi suçlamıyor, evet. Verilen işi yapıyor. Şimdi bu çok değerli bir şey. Çok acayip bir şey. Yani çünkü kimse, babamın bana öğüdüdür o kızım, çok yetenekli olabilirsin. Ama eğer sürekli dırdır eden, şikayet eden, ay benim hakkım verilmiyor diye kurban bilincini oynayan ve güvenilmeyen, yani disiplini olmayan, evet, bir gün evet. Geç gelen, bir gün evet. Erken gelen, bir gün Leyla bilmem ne olursan seni bir kenara koyup vasat birini senin yerine geçirirler. Tabii. Şimdi bu o kadar aslında değerli bir şey ki. Bu istatistiklere de yansıyor. Hı hı. Amerika'da yaşayan insanlarla ilgili bir istatistik var çok ilginç bir şekilde. Asya kökenli Amerikalıların nüfustaki oranları %2-3 civarında. Ama bu Ivy League denilen Harvard, Stanford gibi büyük üniversiteleri, iyi üniversiteleri kazananların oranına baktığında %20'den fazla. Yani Asya kökenli Amerikalıların nüfustaki oranı yaklaşık %2-2,5 civarındayken üniversite iyi üniversiteleri kazanma oranlarında %20'lere geliyor. Başarı hikayesi. Kökenlerine geldiğimizde şunu görüyoruz. Asya kökenli Amerikalılar evde disiplini görüyorlar. Cumartesi sabah anne bugün kahvaltıda yumurta var diyor. Ne istiyorsun diye sormuyor. Yani daha böyle gelenekçi bir yapıları var. Evde disiplin kültürleri, Asya tipi disiplin kültürleri var. Buna karşılık okulda Amerikan tipi özgürlük eğitimi alıyorlar. Yani daha liberal, daha açık akıllı, daha böyle farklılık. Böylece Asya kökenli Amerikalılar evde disiplini, okulda özgürlüğü deneyimledikleri için özgürlükle disiplinin optimum bileşimini yapıyorlar. Ama Çinliler Çin'de kalınca evde de disiplin görüyor. Okulda da disiplin görüyor. Böylece çalışkan olsalar bile yaratıcı, zeki, cesur ve atak, çığır açıcı olamıyorlar. Amerikalılar hem okulda özgürlükçü tutum görüyorlar, hem evde saldım çayıra mevlem kayıra gibi özgürlükçü tutum görüyorlar. Bu sefer disiplin tutmuyorlar. Tabii. Öz yönetim, otokontrol, iç disiplin, kendine hakimiyet becerileri gelişmiyor. Çok fazla özgürlükten dağılmaya, hatta tırnak ifadeyle yozlaşmaya kadar giden bir süreç yaşayabiliyorlar. Yani özgürlükle disiplinin optimum bileşimi bir araya geldiği zaman Asya kökenli Amerikalılar
daha başarılı oluyorlar. Bu şikayet kültürünün özüyle ilgili bir ayrımım var. Bu neden insanların içinde böyle bir birikim var? Psikolojik bir böyle dışarıya püskürtülmeyi bekleyen bir duman var içlerinde böyle bir dışarıya. Niye şikayet, söylenme bir salgına dönüştü? Hani salgından, pandemiden önce salgından insanlar şikayet ediyordu. Şimdi şikayetin kendisi bir salgına dönüştü. Bu şikayetin altında baktığımızda aslında bizim Türkiye gibi ülkelerde şöyle bir şey görüyoruz. Bizim büyük bir başarı krizimiz var. O da şundan kaynaklanıyor. İsteklerimiz İsviçre standardında ama yeteneklerimiz Pakistan standardında. Tüketirken Amerikalı gibi her şeyin en iyisini istiyoruz ama üretirken Meksikalı gibi kaytaracak yer arıyoruz. Beklentilerimiz maksimalist ama becerilerimiz ortalamada. Dolayısıyla beklentilerimizle becerilerimiz, hayallerimizle gerçeklerimiz arasındaki bu boşlukta bir gerilim üretiyoruz. Ondan gerginiz. Ondan şikayetlerimiz. Hayaller New York, hayatlar Nevşehir. Bu, abartıyorum biraz hani espri olsun diye. Bu boşluk bizim büyük başarı boşluğumuz. Ve bu boşlukta, bu boşluğu kapatmanın iki yolu var. Ya becerilerimizi artıracağız, beklentilerimizin seviyesine çıkartacağız. Ya da beklentilerimizi aşağı çekeceğiz, becerimizin seviyesine getireceğiz. Tabii ki ben becerilerin beklenti seviyesine getirilmesini tercih ederim. Peki neden beklentilerimiz arttı? Çünkü eskiden gazete okurken, radyo dinlerken göremiyorduk. Şimdi internet nedeniyle artık dünyadaki hayatları görüyoruz. Ve insan beyni algıladıkları içerisinden en iyisini seçer. Arkadaşlarımızın gittiği tatil yerlerini görüyoruz. Ünlülerin gittiği yerleri görüyoruz. İnternette bu yaşanan hayatları gördüğümüz zaman beklentilerimiz, taleplerimiz, kendimize hak gördüklerimiz yükseliyor. Ama internette güzel resim görmekle, sosyal medyada güzel fotoğraflar görmekle becerimiz artmıyor ki. İnternet beklentimizi yükseltti, becerimizi değil. Toplumlar artık ikiye ayrılıyor. Mouse toplumu ve klavye toplumu diye. Yani şimdi daha doğrusu böyle kaydırma toplumu ve klavye toplumu. Kaydıranlar tüketiciler. Bakıyor oraya gitmiş, buraya gitmiş, kaydırıcılar. Sadece beklentileri yükseliyor. Ama klavyedeki üretir, kod yazar. Araştırır. Hangisini olmayı seçiyoruz? Ya da kitap yazar Mümin Sekman gibi durmadan. Durmaksızın yazar. Peki bu sessiz istifacılar, bu beyaz yakalılar, evet, bitmeyen evet. Şikayetleri. Evet. Hep böyle bir tatil yöresinde kafe açacağım hayalleri. Evet. Ve belki de kendilerini o kurumsal dilin getirdiği havalı tavırlardan dolayı var olanın çok üstünde görme eğilimleri. Yani bütün bunları yan yana koyduğumuzda bir de ben artık yani bu hayat olmuyor. Başarı kapitalizmin bir oyunu. ben de artık bu oyuna daha fazla gelmeyeceğim deyip evet. Böyle bütün o dünyanın sistemini çözmüş olan bilge edasıyla var olma şekilleri. Ya ben bu başarı kapitalizminin oyunu lafına bitiyorum iyice. Şöyle başarı kapitalizmin oyunuysa buradan 350 yıl önce 400 yıl önce kapitalizm yoktu. Ama başarı vardı. İnsanlık tarihi boyunca başarı diye bir şey vardı. Osmanlı İmparatorluğu, işte adamlarını düşünelim diyelim, padişahları düşünelim, Büyük İskender'i düşünelim, Fatih Kanuni'yi düşünelim. Bunların üzerine hani müdürleri, CEO'ları performans görevi verdiği için bu ülkeleri fethettiler. Fatih Kanuni kapitalizmin oyununa mı geldi? Fatih herhalde o kızakların üstüne çekirdek çitleyerek aman ben de şimdi bunu yapayım demedi yani adam. Demedi yani Kanuni, Fatih, Yavuz veya işte şu bu. Şimdi böyle padişahlara baktığımız zaman veya imparatorlara, Roma imparatorlarını düşünelim. Ya da Mimar Sinan. Mimar Sinan üzerinde kim performans baskısı yapabilir? Yani bu insanlar padişah. Kimse onlara performans hedefi, ciro hedefi, kota hedefi mi koydu da bu insanlar başarılı oldu? Yani başarmaya çalıştı. Hayır. Bu insanlar kendi içlerinden gelen bir güçle başarılı olmaya çalıştılar. Şimdi şöyle bir hakikat var. Bu beyaz yakalılarda gerçekten bir kariyer krizi var ve gerçekten iş hayatında taşlar yerinden oynuyor. Büyük istifa denilen dalga gerçekten yayılıyor ve hakikaten beyaz yakalı olup başarı kazananı da kendisinden şüphe ediyor ve onur duymuyor. Ya ben mesela şaşırıyorum. Yeğenim yazılım alanına yönlendirmiştim. Çok da iyi bir başarı kazandı. Yani 30'lu yaşında bir çocuk, 30'lu yaşının başındaki çocuk 45 bin TL maaş alıyor. Ama hala görüşmemizde geldiği zaman
beyaz yakalı köle diye kendinden bahsediyor. Bana göre onur duyması lazım, gurur duyması lazım böyle bir başarıdan. Hatta ben de şey yapıyorum, diyorum ki İstanbul emniyet müdüründen bile, daha doğrusu ortalama bir emniyet müdüründen bile 2-3 katı fazla maaş alıyorsun. Senin yaptığın iş bunlardan daha mı önemli? Hani teknik olarak baktığın zaman ne kadar inanılmaz imkanlar size sunulmuş oluyor ama beyaz yakalıların halen birçoğu kendini köle olarak görüyor. Biz bunu yargılamadan önce anlamaya çalışalım. Anlamaya çalıştığımızda da şu gerçeği görüyoruz. Artık özgürlük yükselen değer. İnsanlar çalışma zamanlarını seçmek istiyorlar. Yani bir şekilde ben yani ilkokul öğrencisi gibi sabah şurada derste ol, öğretmenin anlattığını dinle, sonra hani böyle bir yapılandırılmış hayatlar vardır ya, böyle kutulara konmuş. Böyle bir hayat yaşamak istemiyor. Çalışma zamanında esneklik istiyor. Bugün bütün dünyada kariyer seçiminde, bireysel kariyer konuşmalarına da onu görüyorum. İlk üç kriterden biri esneklik haline geldi. Eskiden biz 3 P'ye bakardık. Para, prestij, performans. Yani performans olarak beni daha iyi olmamı sağlayacak mı? Çok para verecek mi? O şirkette çalışmak prestijli, havalı olacak mı? 3 P ile oluyordu. Şimdi ilginç bir şekilde esneklik, yani özgürlük. İşte evde de çalışabileyim, iş yerinde de çalışabileyim, tatil merkezinde de çalışabileyim. Yani istediğim zaman çalışayım. Benim ne zaman çalışacağımı bana o saatte söylemesine. Çalışma zamanını seçmek bana kalsın. Birinci derecede önemli bir kriter haline geldi. Ve bu bütün bu istifa dalgalarında, şunlarında, bunlarında birinci şeyinin bu olduğunu görüyorum. Yani ilginç bir deneyim yaşamıştım. Amerika'da, San Francisco'da. Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük sosyal medya, daha doğrusu insanların iş bulmak için, adını söylemeden tarif etmeye çalışıyorum. İnsanların iş bulmak için, sosyal network yapmak için üye oldukları bir site vardır. Tüm dünyada bilinen. Bu sitenin genel merkezinde beni davet ettiler. San Francisco'da gittim. Her şey var. Bir iş yeri deneyimi olarak olabilecek en maksimalist noktaya getirmişler. İçeride masajcı var. Randevu alıyorsun, çalışırken masaj yapabiliyor. İçeride spor salonu var. Gidip istediğin saatte spor yapabiliyorsun. İçeride çamaşırhane var. Çamaşırlarını evden getir. Bırak, yıkayıp ütüleyip geri veriyorlar ki akşam götürüyorsun. Postane var. Kargolarını yolluyor. Böyle her katta bir yemekhane var. Yani en üstte Amerika yemekleri, Hint yemekleri, Meksika yemekleri gibi. Olabilecek her türlü ihtiyacını karşılayıp yeter ki mutlu çalışan ol ve burada zaman geçir, dışarı hiç mahkum olma diye bir ekosistem yaratmaya çalışmışlar. Ama oradaki çalışanlarda bile, orada görüştüğüm insanlarda bile gene hala daha dedim ne istersiniz yani, daha ne istiyorsunuz? Dediler ki hala biz buraya gelmek zorundayız. Bloomberg'de özgürlük de öyle. İstiyorlar. Ben Londra Bloomberg'de çalışırken de öyleydi yani. Her türlü imkan var o binanın içinde. Evet. Ama bu da dışarı çıkma sen, ben senin burada bütün ihtiyaçlarını karşılayayım mantığıyla yapıldığı için bir süre sonra bunalıma sürüklüyor çalışanları. İşte. Yani o da var. Evet, tabii. Anlamaya çalışıyorum. Hı. Gerçekten özgürlük. Bence dünyayı muhtemelen iş analistleri kurtaracak. İş analistleri şunu yapacak. Şimdi Türkiye'de genelde şöyledir ya, patron kafasından işleri dağıtır. Sen bunu yap. Şimdi patronla çalışanlar arasında iş analistleri denilen insanlar çıkacak. Bunlar tek tek bütün işleri böyle parçalara ayıracak. Hı hı. İnternette programa yükleyecek. Herkesin hangi işi yapacağı, o iş için ne kadar süre gerektiği çok net bir şekilde grafikte görülecek. Yapan oraya tik 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 ona yatacak ve böylece işler grafik üzerinden yürüyecek. Böylece gece mi o kodları yazıyor, gündüz mü yazıyor, öğlen mi yazıyor, ne zaman isterse yazsın. Her meslekte mümkün değil tabii. Bu arada başarı biraz zeytin ağacı gibi değil mi? Bizim bu sezonki temamız zeytin ağacı. Evet. Yani zeytin ağacı yüzlerce, binlerce yıl var olabiliyor. Evet. Onu bir şekilde bir yerden atsanız bile o kendi yollarını bularak uzun uzun direnerek, evet, umutla, dirençle, sabırla, köklenerek var olmaya çabalıyor. Evet. Olabiliyor, olamıyor ama çabalıyor. Evet. Zeytin ağacı o anlamda aslında ne kadar ilham verici ve ne kadar muhteşem bir şey. Yani evet, şifa olma anlamında, evet, da. Biz, evet, bu sezon onu yaptık. Evet. Şimdi ben sizden, yani biraz ben başarıyı ona da benzetiyorum. Ne olursa, önünüzde varmış. Evet. Dış etkenler ne olursa olsun. Evet. Var olma çabasına benzetiyorum. Yani evet, içten yanmalı olmaya. Evet, kesinlikle. İçinden o şeyi almaya. Gücünü içinden alan. Gücünü, mutluluğunu, şükrünü, bunun adı her ne ise onu içinden almaya benzetiyorum. Hı-hı. Ben oraya kişisel bir dilek rica ediyorum. Yani şey değil, işte ülkemin çok başarılı olmasını istiyorum gibi bir şey değil de Mümin Sekman'ın kişisel bir dileğini oraya yazmasını rica edeceğim. Şu kalem daha iyi yazıyor hocam. Tamam.
Öyle bir dilek alayım. Ben de size bu arada şişemin üzerine yazdım vallahi mesajımı yazdım. Giderken vereceğim. Bu arada ben fidanı da alayım burada dursun. Mahir getirmiş çünkü bizim zeytin fidanımızı. Ay çok güzel. Oy çok güzel, çok güzel. Bu burada dursun birazcık gözümüz şenlensin. Ruhumuz böyle buradan bakmak bile yeterli şifa olsun ruhumuza. Evet. Biraz evet onu ben alayım. Sonra birazdan size bunu yapıştırmanızı rica edeceğim. Neyle yaşamak? Metanet. Metanet yok mu? Metanet kelimesini ben çok seviyorum. Metanetli ol. Metanetli ol. Oğlum metanetli ol denir evet. Yani bir anne. Mesela şimdi ben sizin anneanne. Mümincim metanetli ol. Evet. Evet evet. Gerçekten metanet. Aylardır böyle kafamda dönen bir kelime. Çok seviyorum metanet kelimesi. Metanetli ol. Söyleyeyim mi ben Mümin Hoca'nın dileğini? Daha çok metanetle yaşamak istiyor Mümin Sekman yazmış buraya. Kendiniz yapıştırır mısınız rica tabii, etsem tabii. Hocam arkada uygun gördüğünüz bir yere. Neden? Mesela hayata karşı metanetli değil misiniz siz? Ki çok hani iradenizi o yönde de çok ciddi kullanabilen biriymişsiniz gibi görünüyor ama değil misiniz normalde? Yok böyle... Bu bir hani nasıl ki D vitamininizi artırıyorsak aynı şekilde bilgeliği de ben vitamin dengesi gibi görüyorum. Evet. Bazen işte D vitamini artırmak diyelim ki antikorlarınızı güçlendirir ya metanet vitamininin ve de mineralinin neyse bunun adı artırılmasının insanda temel bir güven ve hayatı her haliyle karşılayan bir zihniyet yaratacağına inanıyorum. Metanetli olmak illa kötü bir şeyi ele almak anlamına da gelmeyebilir. Benim için metanetli olmanın sloganı bir tişört giysem şöyle olurdu. Hayat her halinle yaşarım seni. En iyi halinle de, en kötü halinle de, en vasat sıkıcı halinle de. Hayatı her haliyle karşılamak o metanetli olmanın benim için bir anlamı. Bir de şeyi seviyorum galiba. Bazen böyle Amerika'dayken insanları çok tedirgin görürdüm. Diyordum ki bu Amerikalılarda eksik olan metanet vitamini. Ya biraz sakin olun. Biraz daha böyle... Bir rahatlık, temel güven yani böyle bir çok tedirgin ve şey görürdüm onları, böyle insanları ve metanetli olmak benim için böyle bir tür sağlamlık, sarsılmazlık, unshakable. İlginç bir şey var aslında şimdi sizde. Mesela bir taraftan hani o Alman disipliniyle satır başlarına hakim olup altını doldurmak ve çalışmak. Tabii tabii. Ama bu metanet dediğimiz şeyde hayat sen nasıl gelirsen gel ben seni o şekilde yaşarım da aslında hayata güvenmek ve hayatın o akışkan haline kendini bırakma durumu var. Evet. Yani ben sizden şunu beklerdim. Kontrolcü bir adam olduğunuzu düşünürdüm. Ama o zaman kontrol freak olurdum. Her şeyi kontrol etmeye çalışırdım. Her şeyi kontrol etmeye çalışma sürecinde her şeyi kontrol edemeyeceğim için yorulurdum. Sinirsel çabam. Yani her şeyi kontrol etmeye çalışınca kaybettiğim o sinirsel enerji yüzünden nöral rezervim biterdi. Yani irade rezervim biterdi ve gerçek mücadeleye takatim kalmazdı. Ama Stoa felsefesi, ben Stoacıyım. Stoa felsefesi metanetin gücünü insana anlattığı için onun da bizdeki kuralı şudur. En iyiyi hayal et, en kötüye hazırlan, aradaki gelişmeleri kullan. Metanet felsefesi budur. En iyiyi hayal et, en kötüye hazır ol. Aradaki gelişmeleri kullan. Böyle bir insan sarsılmaz. En kötüye nasıl hazırlanılır? Stoacılarda bunun egzersizleri var. İşte kafanızda hayatta mümkün olan ihtimalleri düşünüp bunlar başıma gelseydi ne yapardım diye ön egzersiz yapmak. Buna önleyici görsel hazırlık deniyor. Simülasyon mu? Bir tür simülasyon. Hatta ileri düzey egzersizleri var. Mesela Epiktetos'un dediği bir şey var. Her sabah çocuğunun başını okşarken bir gün öleceksin diye içinden söyle. Çocuğa mı kendime mi? Kendine. Hı. Yani Epiktetos. Çünkü bu çocuğun bir gün ölecek. Hani senin yanında ölmeyebilir ama o çocuk bir gün ölecek. Bu olabilecek bütün ihtimallere kendini hazırlamak için yaptırdıkları egzersiz. Ya gerek yani tamam bir gün öleceksin diyoruz da. Söylediğim gibi bu en ileri düzey egzersizleri. Onu yapınca yani onu yapınca hazır mı olacağız? Şöyle en kötü ihtimal gerçekleştiğinde şokun şiddeti az olur. Bunu önceden düşünmüşsen. Stoacılar bunu yapmaya çalışıyorlar. En kötü ihtimali düşünürsen, zihnen ona hazır olursan o beklemediğin şok gerçekleştiğinde
daha az sarsılırsın, kontrollü bir şekilde o olayı karşılayabilirsin. Ama eğer ki zihnin hazırlanmazsan İbrahim Tatlıses gibi arabesk türkü söyler, aklıma gelmeyen başıma geldi diye türkü söylersin. Yani aklına gelecek bu. Yani başına gelebilecek her şey aklına da gelecek önce. Bunu önceden düşünürsen şokun şiddetini hafifletmiş olursun. Çünkü düşündüğün bir şey başına gelmişse ne yapacağını çok daha rahat karşılayabilirsin. Deneyim de bu değil mi? Yani bir şeyi çok yaşamış olan insanlar. Yani mesela bir seçimi kaybeden insanla Demirel'in işte 8. seçimini kaybetmesi aynı şey değil, değil mi? Hani Demirel çünkü defalarca bunu yaşamıştı. Dolayısıyla orada bir pattern var. Ya bunu yaşayarak biriktireceksin deneyimi ya da düşünerek. Yani basketbolcular bile maçtan önce en iyi ihtimalleri ve en kötü ihtimalleri. Kazanırlarsa ne olur, kaybederse ne olur? Topu kazanırlarsa ne yapar, kaybederse ne yapar? Bunları düşünürler. İyi ve kötü bütün ihtimalleri. Çok haklısınız. Bunların hepsine varım. Yani bir gün ben işsiz kalırsam, işte bu televizyon beni atarsa, şu olursa, bu olursa bunlara varım. Ama bir çok sevdiğiniz birinin ölümü, o acıyı bilmediğiniz takdirde, daha önce yaşamadığınız takdirde tahayyül edilebilir bir acı olmayabilir. Yani başarı için haklısınız ya da hayatın. Şimdi oradaki şey, iki örneği ben anlamaya çalışıyorum. Yani evet, ben Aslı bak kızım, seni bir gün buradan atarlar. Sen de işte kendine şöyle bir B planı yapmalısın. Varım. İtfaiye yatağı diyorlar ya, işte düşersen yere çakılma. Varım. Yani. O yüzden ben de disiplinler arası çalışıyorum. Yani bir taraftan ekonomi hocalığını elimde tutuyorum. Bir taraftan hala kuram çalışıyorum falan filan. Ama insanın evladının, annesinin, babasının ölümüne ne kadar kendini hazırlarsa hazırlasın, bilmediği bir acıyı yaşarken oradaki işte oradaki şeyi bilemedim tam. Epiktetos'un örneği, yani söylediğim gibi bu en ileri egzersiz. Yani bana da marjinal geldiği için çok ben bunu şey yaptım. Bu yani ileri. Ben böyle bir egzersiz yapıyorum anlamda demiyorum ama hani böyle bir marjinal olabilecek en uç şeyi bile, hani çocuğunun başını okşarken bunu bile düşündürtmüşler yani. Şey çok acayip, stoacılık ve Epiktetos'un söylediği gibi, yani az öncesin. Orada mesela şimdiki öğretiler ya da kişisel gelişimlerde şu var ya, düşünme, aklına getirme, çağırırsın. Aman işte yaşamış gibi yapma. Şimdi orada tam tersi bir şey var burada. Yani stoacılıkta diyor ki düşün, hayal et, bunu yaşa ki hazırlıklı ol. Evet. Öbüründe de şimdi diyorlar ki bize aman aklına getirme, aman düşünme, kelimelerine dikkat et, aman çağırma. Düşündüğünü yaşarsın. Sanki onun bir iradesi varmış gibi düşününce hemen çağırıyormuşsun. Hani geliyor, yani sanki iradesi var, seni duyup geliyormuş gibi düşünüyorlar. Yani secret hikayeleri var ya şimdi. Spiritüel. Yani ben açıkçası o şeylere tamamen karşı olan birisiyim. Ama stoacıların yaptıklarını önemsiyorum ve bunun inanılmaz örnekleri de var. Mesela Roma'da büyük bir zafer kazanan komutan, yani lejyonların komutanları Roma'ya geldiğinde onları onurlandırmak için büyük bir tören düzenleniyor Roma'ya girişlerinde. Orada bile en iyi ihtimallerle en iyi deneyimi hani yaşıyor. İçeriye göre ve maksimum gurur yaşadığı anda en yakın arkadaşına bir gün öleceksin diye bir cümle söylettiriyorlar. Yani onların geleneği defalarca yapılıyor. Bunu bu çok şey. Yani insan en büyük gurur ya da mutluluğu yaşarken de onun o an geçici olduğunu bilme hali çok değerli geliyor bana. Hani o demlenme hali. Evet. Yani geçici. Şu anda her şey. Şu anda benim burada bu işi yapmam geçici. Mümin Sekman'ın kitap yazması geçici. Varlığımız geçici. Değil mi? Tabii. Bir gün her şey bitecek. Bana çok ilginç bir şey söyledi bir gün bir sosyal psikoloji profesörü. Dedi ki sonunda bir gün hani seni tanıyan son kişi öldüğünde hiçbir şey başarmamış sayılacaksın. Niye hala bir şey başarmaya çalışıyorsun? Ama bunlar kalacak. Evet. Yani yazanlar için bunlar kalacak. Evet, yaşadığı dönemde yararlı oldu. Benim için önemli olan o. Olimpiyat rekortmenler öyle değil midir? Yaşadığı dönemde girdiği o yarışta rekor kırmıştır. Ama yıllar sonra başkaları gelir onun o rekorunu kırar. Ama gene hala da o eski rekortmen şampiyondur. Çünkü o yaşadığı dönemde onun rekoru kırılmamıştır. Demek istediğim, yaşadığı dönemde dünyada yeterince yararlı olan insan bana göre ismi unutulsa bile çok önemli değildir. O dönem içerisinde dünyaya bir şey katmış. Çünkü biz dünyadan yararlanıyoruz. Her insan bir tüketicidir. Yararlanıyorsan o zaman yarar sağlamalısın. Goethe'nin çok sevdiğim bir sözü var. Yararlı olan yabancı olmaz. Benim hayattaki en yüce erdemlerimden biri yararlı olmaktır, üretken olmaktır, faydalı olmaktır ve mümkünse çöp üretmemektir. Yani çöp, boş, hiçbir işe yaramayan bir şey üretmeden yararlı olmaya çalışıyorum. Yararlı olan yabancı olmaz. Herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde yarar sağlamanın bir yolunu bul. Herhangi bir ülkede
direkt yabancı olmaktan çıkarsın, entegre olursun oraya. Bu her şey olur. Çöpleri toplamak bile evet. bir yarar sağlamaktır. Evet. Evet. Bunun için hani bir şeye gerek yok. Bu arada biz o aradaki şey nasıl, o ataleti nasıl atlayıp da disipline olacağız? Yani orada bir kere dırdırı bırakacağız. Başkalarını suçlamayı bırakacağız. Kendimize gerekçeler üretmeyi bırakacağız. Bir böyle kalkacağız ayağa. Hı hı. Ve ondan sonra da irade rezervimizi çok doğru kullanacağız. Çevremizde bize yararı, bizi yukarı kaldıracak, bize bir şey öğretecek insanlarla donatacağız. Kendi kaynaklarımızdan besleneceğiz, okuyacağız. Bunları analiz edeceğiz. Ardından da ben kimim? Benden ne olur? Ben bunları içime aldım, böyle hepsini aldım. Benden ne çıkar? Yani bütün proses edilmiş hali benim makinamdan ne çıkar? Onu çok iyi saptayacağız. Hı hı. Ve bunun genele yararı ya da bana yararı ya da neyse nın ne olduğu üstünden kendimize bir anlam arayışıyla bir hayat kuracağız. Evet. çok teşekkür ederim. Yani... Ama... benim babaannem çok çok şikayet ederdi, çok dırdır ederdi. Babam çok öfkeli bir adamdı. O dırdır dili evde çok vardı. Hep şikayet dili. Babamın öfkesi. Ama ben bunu sonra fark ettim ki işte 30'ların sonlarında, 40'ların başında. Bu dili değiştirmek gerekiyor. Onlar öyle olabilir ama ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu üstüme almıyorum. Benim bu dili, hiç çok şikayet eden biri olmadım ama yine de... Bunların hiçbirini kabul etmemem gerekiyor. Mesela o yüzden de dırdır edeni dinlemem ben. Hı hı. Dinlemem, fenalık geliyor bana. Böyle babaannem geliyor gözümün önüne. Kendisini çok severim rahmetli, o ayrı. Ama birdenbire bir çocukluğumun o şeyi geliyor, buhranı. Hı. Ya da işte bir şeyi öfkeyle anlatmamayı insan öğrenmeye başlıyor yavaş yavaş. Evet. Tabii öfkeli olmanız gereken yerler oluyor bile ve isteye ya da koymanız gereken tavırlar da olabiliyor. Evet. Onların dışını söylüyorum. Bunları ama insan 20'lerinde göremiyor hocam. Bunları insan 40'larında görmeye başlıyor. Şimdi bu noktada yani buradan bizi izleyenlerin çoğu 40 yaş üstü olabilir. Ama şu anda bizi 18'inde 20'sinde YouTube'dan bu arada çok fazla izliyor gençler. Onlar şimdi 18'inde 20'sinde bir kendini daha keşfetmemiş. Bunları onlara nasıl anlatalım? Yani ne diyelim onlara? Yani anlatsak da biraz gözlerini devirerek dinleyeceklerdir. Maalesef mantıklı olmanın alıcısı o anlamda biraz sınırlı olabiliyor. Söylediğinizde aynen babaannem gibi konuştun diye. Hı hı. Bana da söylüyor, babam gibi konuştun diye arkadaşlarım oldu. Yani zamanda iyi, mantıklı ve doğru olan şeyi söylediğinde. Sonra tabii ki o bedelleri ödediler, zor durumlara düştüler. Bu sefer onlar gelip kolumdan tutup böyle bana bu durumdan kurtulmak için bir şey söyler misin diye. Ya bu anlamda onlara anlatmanın belki de en iyi yolu bizim kendi... bizim örnek olması belki de. Yani sizde mücadele gücü görürlerse onlar da gizli öğrenme yoluyla bunu öğreneceklerdir. Ama şu bir gerçek, yani bir ergeni karşınıza alıp direkt böyle böyle anlattığınızda bir direnç geliştiriyorlar. Doğru, iyi ve yararlı olana karşı bir direnç geliştirebiliyor. Nasihat gibi görüyor. Nasihat gibi görüyor. Hatta üstten bakış diyor. Benim kendi aklım var diyor. Hani özgürlüğüm var, ben de böyle inanıyorum diyor. Kime göre doğru, neye göre doğru diye bir şey çıktı biliyorsunuz artık hani. Herkes şeye geldi. Her şey görecelidir. Kime göre doğru, neye göre doğru, bana göre de bu doğru diyor. Yani objektif bir dayanak noktası da bulmanızın bir anlamı olmuyor. Çünkü kişisel görecelikler çağında yaşıyoruz. Bu anlamda bu konuda muhteşem bir aygıt yok. Ama belki yararlı siteler, kitaplar, filmler, bu tür kaynaklardan beslenip en azından beyinlerinde güçlü bir argüman repertuarı oluşturup onlarla konuşurken... böyle beyin büken argümanlarla takır takır onları ikna edebilecek güçlü söylemlerin olması. Birinci şey söylemsel üstünlük, yani sıkı bir entelektüel argüman repertuarına sahip olmaları. İkincisi de örnek olmaları. Yani mücadeleci ol demesi değil, mücadeleci olması. Kitap oku demesi değil, kitap okuması. Yani doğru olanı sen yap, o zaten gizli öğrenme yoluyla öğreniyor. İnsanların bildiklerinin %80'i gizli öğrenme yoluyla öğrenilmiş. Yani böyle okulda karşısına dikip öğrettiklerimiz %20 yer kaplıyor beyinlerinde. Evet, yani bir taraftan da bu var. Peki yargılamayı ne yapacağız? Bir taraftan biz hiçbir şekilde bir şey yapmıyoruz. Öyle oturmuşuz. Ay işte kıymetim bilinmedi. Ay imkanlarım şu olsaydı ben ne olurdum diyoruz. Ama diğer taraftan oturduğumuz yerde çekirdek çitleyerek bütün memlekete yargı dağıtıyoruz. Evet. Bunu nereye koyacağız? Şöyle bir boyut var yargılama konusuyla ilgili. Yargılama kelimesinin tanımında şöyle bir ikili yapı var.
İnsan beyninin 3 önemli işlevi var. 1. Analiz. Bütünü parçalara ayırmak. Mesela insanlar 3 ayrılır, çocuklar 5 ayrılır gibi şeyler. Analiz. Sentez. İşte kadınlarla erkeklerin ortak yönü şudur. Ortak noktayı bulma. Sentez. Üçüncüsü ise muhakeme. Yani yargılama. Yargılama bu 3 işlevden, analiz, sentez ve yargılamadan en yüksek zihin fonksiyonu gerektiren şeydir. Beyin vücudun yaklaşık ikisini kaplıyor ama enerjimizin %20'sini harcıyor. Oo. Çok masraflı bir şey beyin vücut için. Oo. Peki beynin en yüksek zihin fonksiyonu olarak en yüksek yakıt harcadığı işlev ne? Muhakeme yani yargılama. Yargılama dediğimiz muhteşem bir yetenek. Yargıçlara değer veririz değil mi? Hakimlere, hakemlere, hani yargıç, yöneticiler, patronlara, politikacılara hep kudreti kullanma hakkı veriyoruz. Niye? Yargılama yani muhakeme ve karar alma işlevini yerine getirirler. Muhakeme dediğimiz, yargılama dediğimiz şey şu. Bunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Seçenekler içerisinden akıl yürütüp en doğrusuna karar vermeye muhakeme diyoruz. Hı hı. Şimdi bu yargılama yeteneğimiz muhteşem bir araçken tabiri caizse roket atarla sinek öldürüyoruz. Hı hı. Ne yapıyoruz? Bu yeteneğimizi kendi hayatımızı iyileştirmek için kullanmak yerine yargılama yeteneğimizi. İnsanlara yararlı ürünler geliştirmek yerine dedikodu veya işte o işte çekirdek çitleyerek insanların hayatlarında özgürlük alanlarına karışarak kullanıyoruz. Hı-hı. Hani bu yargılayıcı tipler vardır ya böyle. Yersiz yargılayıcılar diyelim ona. Yersiz yargılayıcılar ne yapar? İnsanların özgürlük alanına giren kıyafeti, saçı, ya saçını maviye boyamış diyelim. O da oradan bir sürü laf söylüyor. İnsanların dondurma seçimi gibi de yemek seçimi gibi. O öyle yapılır mı, bu böyle olur mu diye bir yersiz yargılayıcılar var. Bunlar yargılama yeteneği gibi çok faydalı bir şeyi çok yıkıcı, zararlı, gereksiz ve telef ediyorlar. Kötü şey harcıyorlar. Bir ikinci grup var. Bir de ergenler var. Şimdi bu yaşlandıkça genelde yersiz yargılayıcıya dönüşür insanlar ya böyle. Bu böyle olur mu, böyle de olabilir mi falan filan diye. Bir de genç ergenlerde de bunun karşıtı var. Onlar da sen beni yargılayamazsıncılar. Onlar da göreceliliğe, postmodernizmin açtığı alan sayesinde göreceliliğe sığınarak işte her şey görecelidir, başarı da görecelidir. Kime göre başarı, neye göre başarı? Bana göre başarılıyım gibi tamamen her şeyi göreceli hale getirip sağlığıyla ilgili mesela. Sapla saman birbirine karışmış bir şey. Birbirine giriyor ve mesela sağlık gibi bir temel bir konuda hatalı bir şey yapıyor. Diyorsun ki bak bu yaptığın yanlış. Diyor ki beni yargılayamazsın. Peki ondan sonra diyor ki hem sağlık görecelidir. Kime göre sağlık? Neye göre sağlık? Bana göre ben sağlıklıyım diyor falan. Böyle olay bir bulanık suya çevirip her şeyi mahvetme. Bu iki grup yani demek ki yargılama hakkında 3 şey düşünebiliriz. 1. Yargılama yeteneğini yararlı bir şekilde kullananlar. Mesleğinden alanlar. Evet. Ve işi hani, bu olanlar. Evet mesela Steve Jobs. Hı-hı. Bu işe de yatırım yapabilirdi, buna da yapabilirdi. Bu bir yargılama. Tabii. Hüküm. Yani bu yatırım daha iyi. Bu bir karar, yargılama ve hüküm. 2. Yersiz yargılayıcılar. İşte böyle insanların özgürlüğüne ve seçimine Hı-hı. dayalı alanlarda seçmediği şeylerle onları yargılayanlar Hı-hı. veya hani işte cinsiyetçilik, işte ırkçılık falan gibi seçmediği şeyler ya da seçimine dayalı özgürlük hmm. alanına giren şeyi yargılanır. Bir de beni yargılayamazsın diyen ergenci grup. Yani tamamen yanlış şeyler yapıyor. Sağlığına kalıcı zarar verecek. Mesela uyuşturucu kullanıyor. Diyorsun ki bak bunu yaparsan sağlığına kalıcı zarar vereceksin. Diyor ki işte beni yargılayamazsın. O da bu yargılamayla ilgili tamamen yanlış bir pozisyon olan üçüncü grup. Böyle bir üçlü bir yapı var. Yargılama evet. hakkındaki yargılarım böyle. Ama işte bu da yine telefonda konuştuğumuz konuya geliyoruz. Bu sefer gerçek anlamda başarılı olanlar, buna sportif başarılar, evet. bilimsel başarılar da dahil ya da göreceli bazı hani sosyal işler yapıp göreceli başarılı olanlar da dahil. Evet. Hepsine baktığımızda genel olarak başarılı olanlara baktığımızda toplumun geneli bu kadar vasat ve yargılayıcı olunca o başarılı olanlar da genel bu olduğu için onların onayına muhtaçmış gibi bir süre sonra sönmeye başlıyorlar. Şimdi bu da büyük bir tehlike evet. arz ediyor. Evet. Sıradanlık bestseller trendi diyorlar Hı-hı. buna. İki türlü başarı alanı düşünelim. Mesela olimpiyatlarda 100 metre koşu şampiyonu olduğunuzda doğa yasalarıyla muhatapsınız Hı-hı. değil mi? Hiç kimsenin oylama, referandum veya işte SMS atması falan gerekmiyor. Yani tamamen sizin doğa yasalarıyla muhatap olduğunuz bir alan. Olimpiyatlarda başarı. Oscar, Nobel gibi başarılarsa Hı-hı.
doğa yasalarıyla muhatap değilsiniz. Bir jüri var ama bu jüri halk jürisi değil. Konudan anlayan uzmanlar jürisi. Cannes Film Festivali, Oscar, Nobel gibiler. Bir de üçüncü grup var. Geri kalan. Diğer kalan bütün başarılar artık toplumun beğeni yapısına dayalı. Yani en çok izlenen televizyon programının kim olacağına sıradan insan tuşlara basarak karar veriyor. Kimin ülke yönetmesi gerektiğine sıradan insan oylarıyla karar veriyor. Hangi gofretin çok satılacağına sıradan insan seçimleriyle karar veriyor. Hangi kişinin çok sosyal medyada popüler olacağına sıradan insan seçimleriyle karar veriyor. Başarı ortalama insanın parmağının ucunda artık. Hı hı. Yani dolayısıyla da bu da beraberinde vasatizm, popülizm tuzağını getirmeye başladı ve artık insanlığın standartını yükselten daha yüksek profilli şeyler yerine geniş kitlelerin beğeni yapısının ortalamasını tutturan işler başarılı olmaya başladı. Hocam geçtim ondan. Nobel dediniz, şu dediniz, bu dediniz. Bilimde bu ya da Cannes Film Festivali dediniz. Bu arada program bitmiş. Ödüller de alsa, Cannes Film Festivali jürisi o filme ödül de verse. Gitseler aşıyı da bulsalar çok başarılı bir şekilde. Gelip bizim memlekete ya o işin arkasında bir iş vardır. Tabii, yani tabii. Bilmem ne gibi son derece tabii. Yakışmayan, ayıp, varsayıma dayalı, bilgiden yoksun bir yaklaşım o kadar.